Gençler merhaba. Kısa kısa matematik serimizden devam edelim. Kanal analizine baktığımda bu aralar çok fazla polinom izlediğinizi görüyorum. Böylelikle polinomla ilgili soru çözmeye karar verdim ben de. Yani işte polinomla ilgili biraz böyle çıkmış sıra sorularına bakalım. Peki böyle bir soru gördüğünüzde aklınıza ne gelmeli? Bana ne lazım? Q3. Benim Q3'ü elde etmem için x yerine kaç yazmam gerekiyor? 2. Peki bakın, burada x yerine 2 yazacağım. O zaman ne olur? P1 2 çarpı Q3. Peki ben P1'i bulabilir miyim? Bulabilirim tabii ki. X yerine ne yazmam gerekiyor? 1 yazmam gerekiyor. X yerine 1 yazarsam P1 ne olur? 3 eksi 1 artı 8'den 10 olur. Peki bakın ben burayı kaç buldum? 10 buldum. 2 tane Q3'müş. Tabii ki Q3 de buradan kaç gelir? 5 gelir. Evet, yine bir fonksiyonlardan da fazlaca video izlenmiş. Şurada hem birkaç bir şey tekrar edelim. Böyle bir soruyu nasıl yapabilirsiniz? Yani G bileşke f'in tersi ne demektir? Ona bakalım. Bakın bu f'in tersi bileşke g'nin tersinde kaç yazmam gerekiyormuş? 3. Şimdi burada tabii ki g'nin tersini bulup x yerine 3 yazabilirsiniz. Bakın g'nin tersinde nasıl bulunur g'nin tersi? G'nin tersi x küp eksi 5 eşittir x. Bakın biz ne yapıyorduk? G a'dan b'ye gidiyorsa g eksi 1. Şu ikisinin yeri değişecekti hatırlarsanız. Peki ben burayı nasıl 3 yaparım? Şimdi ben amacım burayı 3 yapmak. Çünkü benden istediği şey f'in tersinde g'nin tersinde 3'ü istiyor. Peki ben burayı 3'e eşitlersem x yerine kaç yazmam gerekir? Onu bulurum. Bakın x küp eksi 5 eşittir 3. X küp eşittir 8. X kaça eşitmiş? 2. Bakın ben x yerine 2 yazarsam burada g'nin tersinde 3 ne eşitmiş 2'ye? Bakın ben burayı kaç buldum? 2. F'in tersinde 2 lazım. F'in tersinde 2. Yani şunların yerleri değişecekmiş. Peki onu da şu renkle çözelim. Bakın şu fonksiyona göre değerlendireceğim. F'in daha doğrusu şöyle hemen şuraya bir silelim. Silemedim. Şöyle f'in tersinde 3x artı 1 neye eşit olacakmış? X fonksiyonun tersini aldım. Benim amacım orayı kaç yapmak? 2 yapmak. Yani ben burayı 2'ye eşitliyorum. 3x artı 1 eşittir 2. 3x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 3. Yani x yerine 1 bölü 3 yazarsam burası 2 olacakmış. X yerine 1 bölü 3 yazdım. Şimdi cevap 1 bölü 3 olacak. Şimdi tabii ki tek çözüm yöntemi bu muydu? Değildi. Beni biliyorsunuz. Ben hani konuyu anlamanız için böyle bildiğim bütün yöntemleri size az çok öğretmeye çalışıyorum. Tabii ki daha kısa mıdır, daha uzun mudur, aklınıza nasıl yattığı ile ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. İlk önce GOF'u bulabilirim. Bakın GOF. G bileşke fx ne demektir? G'nin tersinde yani pardon G'de x gördüğün yere fx yaz. Bakın G'de x gördüğüm yere fx yazacağım. X gördüğüm yere 3x artı 1 yazacağım. Bakın 3x artı 1'in kübü eksi 1. Bakın ne yaptım tekrar ediyorum. GOF'u bulmam lazım ki sonra tersini alayım. GOF ne demektir? Yani G bileşke fx ne demekmiş? G'de x gördüğün yere fx yaz. X G'de x gördüğüm yere fx yazacaksam 3x artı 1'in kübü. Fakat bu benim bulduğum şeyin adı ne? Bakın ben GOF'u kaç buldum? GOF x'i ne buldum? 3x artı 1'in kübü eksi 1. Eğer ben bunun tersini almak istiyorsam bunun yerini değiştiriyorum. G bileşke f'in tersinde 3x artı 1'in kübü eksi 1. Tabii bu daha kafa karıştırıcı olabilir. Peki ben burayı kaça eşitleyecekmişim? 3'e. Peki bakın. 3x artı 1'in kübü eksi 1 kaça eşit olacakmış?
5 pardon, orası eksi 1 değil 5. Ben de diyorum niye çıkmayacak. Evet, şurası 5. Kaça eşitleyecekmişim ben burayı? 3. Bakın karşıya atarsam 3x artı 1 kübü eşittir 8. Hangi sayının kübü 8 yapar? 2. Demek ki bu 3x artı 1 2 çıkacakmış. 3x artı 1 eşittir 2 ise x yine ne çıkar? 1 bölü 3 çıkar. Hangisi daha çok kafanızı yattıysa onu yapabilirsiniz. Ben ilk önce şunun açılımını yaptım. Yani g bileşke f'in tersinin f'in tersi bileşke g'nin tersi olduğundan yola çıktım. Bir de gofu bulup tersini aldım. Artık hangisi daha çok aklınıza yattıysa oradan devam edebilirsiniz. Yine bir fonksiyon sorusu ve grafik sorusu. Bakın bu fx fonksiyonuna aitmiş. Peki benim noktaları tek tek yazmam gerekiyor. Bakın f'de nasıl yazacağım? Bakın eksi 1 sıfıra gitmiş. 0 1'e gitmiş. Bakın şu noktaya dikkat edin. Eksi 1 2'ye gitmemiş çünkü içi boş. Oraya dikkat edin. Bir de 2 5'e gitmiş arkadaşlar. Ben buradan ne anlamalıyım? Yani bu yazdığım şey ne? Hatırlayın. Önce x yazılır, sonra y yazılırdı. F0 kime gitmiş bakın? 1'e gitmiş. F-1 kime gitmiş? 0'a. Bakın F-1 0'a gitmiş. F2 de 5'e gitmiş. Yani 1 bölü 5 olmalıymış. Yine bir fonksiyon sorusu. Bakın ben burada ne yapmak istiyorum? Şuranın 3 olmasını istiyorum. Yani x eksi 1 bölü x artı 1'in 3 olmasını istiyorum. Peki buradan ne olur? İşler dışlar çarpımı yaparsam 2x eşittir eksi 4. X yerine eksi 2 yazacakmışım. Peki ben burada x yerine eksi 2 yazarsam bakın. Eksi 2 eksi 1 bölü eksi 2 artı 1. Eksi 2 var şurada. Şöyle. Bakın burası kaç yapacak? Eksi 3 eksi 1 f3. Bakın burayı 3 yaptık. Şimdi x yerine ne yazacaktım? Eksi 2. Bakın eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 eksi 1'den cevap kaç çıkıyor? 1 çıkıyormuş. Yine çok izlenen konulardan trigonometri. Bakın bu tarz sorularda ne yapmanız gerekiyordu? Kosinüs 4x ile bunun arasında bir ilişki kurmam lazım. Kosinüs x'in yarım açı formülünü uyguluyorum. Bakın kos kare 2x eksi sin kare 2x. Bu hatırlarsanız burada ne vardı? Yarım açı formülünden bunların ispatlarını yapmıştık. Peki ben bunu bir kez daha düzenlemek istesem. Yani buraya 1 eksi sin kare 2x yazsam. Çünkü hatırlayın kos kare 2x artı sin kare 2x daima 1'e eşitti. Bakın ben bunu gördüğüm yere bunu yazdım. Yani işin özüne gelecek olursak cos 4x neye eşit oldu? 1 eksi 2 tane sin kare 2x eşit oldu. Demek ki ben sinüs 2x'i bulabilirsem ki böyle bir soruda mutlaka sinüs 2x'i bulmayı öğretmişizdir geçmiş sorularda. Bunun her iki tarafının karesini alırsam yani ne demek istiyorum? Sinüs x eksi kosinüs x'in karesi kök 2'nin karesini alırsam. Ne olur? Sin kare x artı kos kare x eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne eşitmiş 2'ye? Bakın burası kaç? 1. Şu da sinüsün yarım açı formülü. Umarım hatırlamışsınızdır. Sinüs 2x eşittir 2. Bakın buradan sinüs 2x ne çıkar? Eksi 1. Peki sinüs 2x eksi 1 ise 1 eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 yapar. Bu da eksi 1 olacakmış. Tamamen formül gerektiren yani yarım açı formüllerine gerektiren bir soru. Eğer bunlar arasında bir ilişki kuramıyorsanız mutlaka ne yoktur? Yani yarım açı formüllerini bir kez daha çalışmanız gerekmekteymiş. Bir polinom sorusu da burada var. Direkt formül sorusu yine çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı nasıl bulunuyordu? P1 artı P-1 bölü 2'den bulunuyordu. Bakın. P1'i hemen bulmak istersek 3, P-1'i bulmak istersek 1, yarısını alacakmışım. O da kaç yapıyor? 3, 4, 2. Yani peki biz hocam bunu, ya bu bence soru kolay olmuş da. Bakın çift dereceli terim, bir tane çift dereceli terim bir tane var. 2 üzeri 0 çünkü şuradaki 2'den kaynaklı.
Bakın kat sayıları kaç? Bir tek 2 var. Tek dereceliği sorsaydı 1 olacaktı. Ama direkt formülden görmek isterseniz bu çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı tek derse de aradaki işlem eşit. Yani tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamı P1-P-1 bölü 2 olacakmış. Konu anlatımında ben bunun, yani yine YÖSRT polinom yazarsanız bu formüllerin nereden geldiğini anlatmıştım. Bu da son sorumuz olsun. Yine ben böyle aşağı doğru inerken bir fonksiyon sorusu daha gördüm. Benden istediği şey F2. Yani aslında F bileşke aynı zamanda F bileşke F2 demektir bu. Bakın burada ne yapacağım? F2'yi bulabiliyorum. F2 neye eşit? X yerine 2 yazarsam 6, 8'e eşit. Bakın şurayı kaç bulduk? 8 bulduk. Yani F8. Bana bu sefer 8 lazım. X yerine 8 yazarsam yani F8 neye eşit? 3 çarpı 8 artı 2'den 24, 26'ya eşitmiş. Evet. Niye böyle bir şey yaptık? Ben şöyle bir şey düşündüm. Hani böyle karışık soru çözüyorum ama şimdi Google'da YouTube analiz şeyine girdiğimde polinomlar, fonksiyonlar ve polinomlar hani ve trigonometri şu anda en çok izlenen kanaldaki son 28 günde bunlar olduğu için biraz da böyle değişiklik olsun dedim. Umarım işinize yaramıştır.